Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Borlu, Profesör Doktor Mehmet Sıtkı İlkay ve Profesör Doktor Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ev sahipliğinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış ise konuşmasında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Etkinlikte ERÜ 2021 yılı faaliyet özetini paylaşan Rektör Çalış, ERÜ'nün bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanım ve basınımızın çok kıymetli mensupları. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler münasebetiyle düzenlediğiniz davetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Biz biraz önce başkanın ifade ettiği gibi 10 Ocak'ta sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sadece pandemi döneminde bu yapamadık ama çok şükür şu anda normalleşmeyle birlikte inşallah bundan sonraki yıllarda sağlıklı yıllar içerisinde inşallah bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben özellikle bu vesileyle ahireti irtihal etmiş olan tüm gazetecilerimiz, başta Veli Altıntay'a abimiz olmak üzere, tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Sizlerin de tüm hayattaki tüm gazetecilerimize, basın mensuplarımıza sağlıklı, hayırlı, nice mutlu yıllar diliyorum. Böyle konuşmaya başlamak istiyorum. Rutin üzerine aslında biz bu vesileyle aslında hem gazetecilerle, basın mensuplarımızla 10 Ocak bayramı, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlamak, bu vesileyle de üniversitemizde her yıl yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu aslında bizim için de çok faydalı bir toplantı oluyor. Şöyle ki, biz de kendi kendimizi check ediyoruz. Sadece işte bir pandemi döneminde bunu yapamadık ama her yıl faaliyetlerimizi sizlerle paylaştık. Bu yıl ne yaptık? Hangi faaliyetleri yaptık? Hangi tür başarıları elde ettik? Gelecek yıl ne yapacağız? Bu da bize öncü rol oynuyor. Kendimizi check ediyoruz. Çıtamızı daha fazla nasıl yükseltebiliriz? Bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Gerçekten onun 10 katı bir merkez yapıyoruz. Mükemmel bir aşağılaştırma merkezi yapılıyor. Bitmek üzere. Son hali sol tarafta gördüğünüz durumda. İnşallah bunu da bu sene bitireceğiz. Bittiğinde birçok aşının bırakın üretilmesi, yani icat edilmesi, faz 1, faz 2 ve faz 3 dozlarının da üretildiği bir merkez olacak. Yani hiçbir yere muhtaç kalmayacaksınız. Faz 1, faz 2, faz 3 dozlarını burada üreteceksiniz. Biliyorsunuz biz Türkova karşımızda üretim bakımından Koçak Farma'ya muhtaçtık, orada üretilmek zorunda kalmıştık. Ama burası bittiğinde biz kendimiz faz 1, faz 2, faz 3 üretimini yapabileceğimiz tüm aşılar için, sadece COVID değil, nice aşılar burada gelişeceğini de buradan müjdelemek istiyorum.